Kaydımıza da başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bizim kampüsümüz Syllabus Type'lar. Neden kampüsümüz aslında onu da bilmiyorum. Çünkü çok zor değiller, kolaylar aslında. Hemen başlayalım Syllabus Type'ları konuşmaya. Şimdi bakalım. Syllabus prescribes the content to be covered. Şimdi hangi içeriği anlatacağımızı aslında bize syllabus veriyor. By a given course and forms only a small part of the total curriculum. Syllabus nedir dedik? Müfredatın bir parçasıdır dedik. Bunları kısa kısa geçiyoruz. It displays the content, activities, tasks and suggestion of methods in the classroom. Bakın, content, activities, tasks and suggestion of methods diyor syllabus için. Bu dördünü aklımızda tutuyoruz. Şimdi, approaches to syllabus design. Şimdi syllabus tasarımı var. İki tane, biri product oriented demiştik, diğeri process oriented. Önce bunları nelerle kodlayacağız ona bakalım. Product oriented hangisiyle? Sintetikle kodlanır. Biz bunu mesela sintetik product olarak geçiyor dedik. Sintetik product, yani sentetik ürün deriz. Mesela analitik product demeyiz ama sintetik product deriz. O şekilde kodlayalım. Product oriented'lar sintetikle eşleşiyor. Hemen bakalım. Product oriented syllabuses are those in which the focus is on the knowledge and skills which learners should gain as a result of instruction. Şimdi bir instruction sonucunda bilgi ve beceri edinmeyle sonuçlanan, yani daha doğrusu dili üretim aşamasıdır. Tamam, dili üretim aşamasıdır. Dolayısıyla biz dili bir ürün gibi ele alırsak, product oriented dediğimizde üretilen şey ortaya çıkıyor. It focuses on the products rather than the process. Şimdi bunu mesela bazen karıştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam, task based neden product oriented değil, veya işte communicative language teaching syllabus'ı neden process oriented değil de product oriented? Çünkü arkadaşlar, dil bir üründür. Biz notional functional syllabus'ları product oriented kategorisine alıyoruz. O yüzden communicative language teaching direkt olarak nedir? Product oriented'tir. Yani notional functional syllabus'ı vardır. Şimdi bunları tek tek göreceğiz. Peki task based neden product oriented değildir de process oriented'tir? Arkadaşlar, burada üründen kastımız task based'deki en son ortaya çıkan işte o görevlerin, ödevlerin verildiği ürünler değil. Burada üründen kastımız dil üretimi. Tamam? Yani sonucunda dili üretmeye yönelik bilgi ve beceri kazandıran eylemleri içeren syllabus'ları biz sintetik ve product oriented diye ifade ediyoruz. Bu önemli. Bunu bu şekilde not edin. Okay? Şimdi bakalım product oriented'larda neler var? Çok özür diliyorum. Product oriented'larda grammatical structure. Şimdi grammatical olarak da geçiyor. Structured olarak da geçiyor. Grammatical structural da diyorlar. İkincisi situational, üçüncüsü lexical, dördüncüsü functional, notional syllabus'lar. Bunlar product oriented'lar. Yani sintetik olanlar. Çünkü ne diyor? Because they focus on grammatical, functional, lexical outcomes. Yani çıktığımız bizim kelime olabilir, çıktığımız dil bilgisi kuralı olabilir, konuşma olabilir, dil konuşma, yazma, bunların hepsi bir ürün olduğu için, dilin tamamını biz ürün olduğu için ne yapıyoruz? Üretme şeklinde ele alıyoruz ve bir çıktı ortaya çıkıyor. Bu da dilin kendisi. O yüzden grammatical olanlar, functional notion olanlar, lexical syllabus'lar ve situational syllabus'lar direkt olarak product oriented, yani sintetik olarak geçiyor. Sintetik product. Şimdi bakalım grammatical structure'dan bahsedelim. Şimdi neler var burada? Altını şöyle ufak ufak çizeceğim arkadaşlar. Grammatical structure'da grammatical items, bir kere bu var. Selected and graded in terms of simplicity and complexity. Şimdi grammatical items ne yapıyoruz? Biz hangi grammar konularını, hangi grammar yapılarını vereceğimizi ne yapıyoruz? Bu tür syllabus'larda belirliyoruz. Sonra bunları derecelendiriyoruz. Yani basitten karmaşa, kolaydan zora doğru gidiyor. Presented one by one. Bakın tek tek anlatıyoruz. Ve genelde biz bunları mesela kendi zıtlıklarıyla anlatırız. Mesela zıtlıklar demeyelim de aslında pairs şeklinde anlatırız. Mesela simple present versus present continuous gibi veya simple present versus simple past gibi pair şeklinde anlatırız ve linear bir şekilde gider. Yani ne dedik? Tek tek birbiri ardına ilerleyen
bir dizaynı vardır. Şimdi bakalım. Grammatical concepts such as nouns, imperatives, plural, gerund are simply better defined than functional ones and also easily measured. Şimdi burada nasıl ele alıyor? Diyor ki grammar daha kolay diyor öğretme bakımından. Doğru. Öğretmen için en kolayı nedir? Didaktik teaching'dir. Grammar öğretmektir. En kolayı budur arkadaşlar. Yani functional bir şey öğretmektense direkt olarak grammar öğretmek herkesin kolayına gelir. Formal grammar instruction. Şimdi formal grammar instruction dediğimiz zaman da neden bahsediyoruz? Kuralları anlatmaktan. Explicit knowledge of grammatical features. Explicit teaching zaten nedir? Didaktik teaching'dir. Yani explicit dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Didaktik teaching'i kastediyoruz. Buraya kadar her şey tamam mı? Var mı bir sıkıntı? Okay. Şimdi üçüncü bölümde de staging and sequencing. Demiştik ki linear formatta gidiyor bunlar. O yüzden biz ne yapıyoruz? Belirli aşamalar, belirli bir sıralama. Sequencing, grading demiştik ya. Bu önemli. Şimdi bunun belli kriterleri var. Yani bu aşamaların da belli kriterleri var. Grammatical structural syllabus'ta. Neler bu kriterler? Hemen bakalım. Simplicity. Yani önce ne oluyor? Basit yapılar öğretiliyor. Regularity. Regularity ne demek? Ne diyor? Generalizable and productive structures are taught first. Yani daha kolay üretebileceğimiz, türetebileceğimiz genel yapılar öğretiliyor. Genelleme yapılar öğretiliyor. Frequency. Biz mesela simple present öğrenirken diyoruz ya mesela frequency adverbs değil mi? Hemen sıklık zarfları. Şimdi burada da frequency'de de ne var? Yine çok sık tekrarlanan yapılar önce öğretiliyor. Contrastive difficulty. Contrastive difficulty dediğimiz zaman şimdi normalde özellikle ana dilimizde bulunmayan yapılar. Örnek mesela present perfect tense bizim ana dilimizde yok ama İngilizce'de anlatıyoruz. İşte bu ne örneğidir? Contrastive difficulty örneğidir. Son olarak social and pedagogical utility. Yani sosyal ve pedagojik özellikler de ne yapılıyor? Öğretiliyor. Grammatical structural bu kadar. Şimdi situational'a geçiyoruz. İkincisi situational syllabus. Situational syllabus'ta şöyle bir durum var. Semantik. Semantik ne demek? Anlam bilgisi demek. Daha çok anlama dayalı bir syllabus. Language is always used in context. Şimdi biz ne yapıyoruz? Isolated olarak kullanmıyoruz. Situational syllabus'ta genelde context içerisinde dili kullanıyoruz. The contents are organized according to situations in which certain language is likely to be employed. Şimdi situation derken şunu kastediyoruz. Mesela at the post office, buying an airline ticket, the job interview. Bunlar şimdi situation'dır. Şu noktada bana şunu soruyor olmanız lazım. Hocam, communicative'de de situation'lar var. Aradaki fark nedir? Şimdi en önemli fark şu arkadaşlar. Situational language teaching'de yani situation syllabus hazırlarken biz öğrencinin yeni bir şeyler üretmesini, yaratmasını beklemiyoruz. Bizim beklediğimiz şey aslında burada sadece verilmiş olan kalıp şeklindeki diyaloğu öğrenmesi. Normalde native speaker gibi kullanılmasını istiyoruz dilin. Bu yüzden de kalıplar halinde o situation'da kullanılacak diyalogları öğretiyoruz öğrenciye. O yüzden bu product oriented. Yani biz ne yapıyoruz? Yeni bir şey üretmesini istemiyoruz. Kalıplar halinde öğrencinin konuşmasını istiyoruz. O durumda ne söylenir? Tıpkı audiolingual method gibi öyle düşünün. Yani diyaloğu ezberliyoruz. Diyaloğu ezberletiyoruz. Belli phrase'leri, belli kalıpları ezberletiyoruz. Yeni kendiliğinden otentik bir şey ortaya çıkmıyor. Communicative language teaching'de de situation'lar var. Ama oradaki situation'larda biz yine aynı situation'ları bu sefer free speaking activity olarak da kullanabiliyoruz. İstediği şekilde konuşabiliyor öğrenci. Onu bununla karıştırmayın. Situational language teaching dediğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Memorization yapıyoruz, imitation yapıyoruz. Neden? Çünkü önemli olan burada o durumda native speaker nasıl konuşur? Onu öğretmek. Yeni bir şeyler üretmesini sağlamak değil kesinlikle. The topical or thematic syllabus is similar. Şimdi bir de topic based veya theme based syllabus var. Şimdi bu mesela daha benzer gibi geliyor ama aynı şey değil. Çünkü topic based'de veya theme based'de biraz daha göreceğiz. Mesela bir konu etrafında bir ders planı yapılıyor veya bir
modül yapılıyor. Mesela modüler, 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 modüler. şeyde material design'da hatırlayın, modüler tasarımda ne yapıyorduk? Modüler şeklinde yapıyorduk. Orada tematik veya topic based syllabus olduğu zaman da yine modül şeklinde veya ders planını konunun etrafında yapıyoruz. Okay? Var mı şu ana kadar sorusu olan? Alright. Şimdi bakalım. Üç tane situation'ın syllabus örneğimiz var. Bunları özellikle koydum. Bunlar çok fazla verilmiyor çünkü. Bakıyorsunuz birincisi limbo. Limbo dediğimizde neden bahsediyoruz? Specific setting of the situation is of little or no importance. Yani nerede olduğu, nasıl setting bizim için çok önemli değil burada. Burada önemli olan language focus. Limbo dediğimiz zaman language focus'tan bahsediyoruz. Yani nerede olduğumuz, ne tür bir durumda olduğumuz hiç önemli değil. Dili nasıl kullandığımız önemli burada. Limbo, situational'da limbo bu anlama geliyor. İkincisi concrete. Şimdi concrete situational syllabus'ta ne var? Hemen bakalım. Situations are enacted to specific settings. Burada da belirli settingler önemli. And the language associated with it. Mesela diyelim ki havaalanında check-in yapacaksınız. Setting havaalanı değil mi? Mesela check-in yapacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Genelde airline, airplane veya işte o tür bir vocabulary kullanıyorsunuz. Genelde kelimeler o situation'a uygun olan terimlerden seçiliyor. Biz buna concrete diyoruz. Üçüncüsü de mythical. Mythical dediğimiz zaman kastettiğimiz şey şu. Ne diyor bakın? Situations depend on a fictional cast of characters in a fictional place. Şimdi burada situation'larda sen yoksun, ben yokum, biz yokuz. Yani fictional, uydurma karakterler ve uydurma bir setting var. Buna da mythical situational syllabus diyoruz. Yani üç türümüz var. Limbo'da dil önemli, setting önemli değil. Concrete'de setting önemli, dil o kadar hani üzerinde durmuyoruz. Sadece oradaki kelimeler özellikle duruma uygun, o settinge uygun kelimeler üzerine duruyoruz. Mythical'da da farazi biri, bir avatar, farazi bir situation'da konuşuyor. Yani tamamen fictional. Tamam mıdır buraya kadar? Sorusu olan var mı? Okay. Üçüncüsü lexical syllabus. Lexical syllabus aslında çok kolay. Neden? Çünkü bizim lexical syllabus dediğimiz zaman bahsettiğimiz şey nedir? Tabii ki vocabulary'dir. Biz kelime üzerinde duruyoruz. Özellikle kelime üretimi üzerinde duruyoruz. Kelimelerin farklı şekillerde, phrase'ler içerisinde veya idiom şeklinde kullanımı üzerinde duruyoruz. Lexical syllabus da bunun altyapısını hazırlıyor. Tamam bakalım. Detailed analysis of high frequency vocabulary. Şimdi high frequency vocabulary önemli. Neden high frequency vocabulary? Çünkü bir dili öğretirken en çok kullanılan kelimeleri öğretmekten başlarız. Çünkü çocuklar sürekli bunlara ne olacak? Maruz kalacak. Phrases of a selected corpus of language. Şimdi corpus of language dediğimiz zaman dilin kelime bakımından bütünlüğünü, yani birikimini kastediyoruz aslında. Oradan phrase'ler, yani belli phrase'ler belli dillerde çok yoğun var. Mesela biz burada onları da yine bilirsek, aynı işte high frequency vocabulary gibi belirli yine high frequency phrase'ler de bilirsek yine kullanım açısından kolaylık olur. Zaten Michael Lewis biliyorsunuz lexical approach'un approach'u ortaya çıkaran kişi ve Michael Lewis diyor ki bizim aslında diyor grammar öğrenmemize gerek yok bir dili kullanmamız için. Direkt olarak işte idiomları, collocation'ları, phrase'leri, işte ne bileyim trinominal'ları, binominal'ları filan bilirsek, ne kadar çok kelime bilirsek aslında biz konuşulanı ve söyleneni anlarız diyor. Ben çok haklı buluyorum açıkçası. Yani grammar bilmeden de bir dil konuşulabilir mi? Bence konuşulabilir. Contains list of the most frequent words, their meanings. Bakın semantik bu da. Word collocations. Collocation ne demekti arkadaşlar? Birbiriyle çok sık kullanılan kelimeler. Mesela have breakfast, traffic jam. Bunlar collocation. Grammar in lexical syllabuses is connected to the different patterns of words, expressions of notions and functions. Şimdi burada notion ve function ne için kullanmış? Anlam.
bilgisi artı dilin kullanımı. Yani bunların ikisi de grammar anlamında lexical syllabus içerisinde yer alıyor. Fakat önemli olan burada ilk kez metodolojide vocabulary grammar'ın önüne geçiyor. Lexical syllabus'ta yine daha yoğun olarak neden bahsediyor? Vocabulary'den bahsediyor. Notional functional syllabus. Şimdi bir de buna bakalım. Notional functional syllabus neydi? Hemen bir hatırlayalım. Ben de bir yudum çay içeyim. Hangi metodun syllabus'ı? Hiç cevap yok. Notional functional syllabus. Tabii ki CLT. Doğru. Çok güzel. CLT, Communicative Language Teaching. Celal değil, Samime. Celal değil, o Community Language Learning. CLT, yani Communicative Language Teaching. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Yine bakın, tekrar söylüyorum. Hocam neden bu product oriented? Çünkü sonucunda dil üretimi var. Konuşma da bir dil üretimidir. O yüzden product oriented, tamam mı? Burada süreç odaklı değil, sonuç odaklı. Yani sonuçta konuşabiliyor musun, konuşamıyor musun? Direct method situational syllabus mı kullanır? Direct method situational syllabus kullanabilir. Doğru. Mesela audiolingual da yine situational kullanabilir. Hı-hı. Şimdi bakalım. The notions or concepts the learners need to talk about. Şimdi diyelim ki öğrencilerin konuşma ihtiyacı olan bir takım konseptler. Bunlarla ilgili. The functional purposes. Şimdi biz notion, yani anlam demek notion. Function da kullanım demek, dilin kullanımı demek. Functional purposes'lar var burada. Mesela what people wanted to do with the language. Şimdi burada neden bahsediyoruz? İnsanlar dille ne yapmak istiyor? Ama notions'ta neden bahsediyorduk? What meanings people wanted to convey. Yani insanlar hangi anlamları çıkarmak istiyor? Notion hangi anlamı çıkardığındır. Function dille ne yapmak istediğini. The situations in which language would be used. Şimdi burada bakın situation'lar var ama demin ki situation'ın syllabus'ta karıştırmayın demiştik. Orada da situation'lar var ama orada yeni bir dil üretimi söz konusu değil. Yani öğrenciyi serbest bırakmıyorsun. Free speech yaptırmıyorsun burada. Orada, pardon, orada. Ne yapıyorsun orada? Situation'ın syllabus'ta imitation yaptırıyorsun. Repetition, diyalog ezberletiyorsun. Halbuki buradaki situation'larda aynı situation, mesela at the post office diye yine situation'ı kullanabiliriz. Ama burada free speech yaptırıyoruz. Yani novel utterances istiyoruz öğrenciden. Yeni bir takım ifadelerde bulunmasını, kendi üretmesini istiyoruz. Aradaki fark bu. The roles the learners might possibly play. Bunların hepsi ne yapıyoruz? Situation, pardon, communicative language teaching, yani notional functional syllabus'ta var diyoruz. Şimdi bunun yine anlamsal bazı kategorileri var. Üç tane. Birincisi semantico-grammatical meaning. Hemen şuraya, semantico-grammatical meaning. Burada ne diyor? Genelde neyi ifade ediyor? Neyi içeriyor arkadaşlar? Time and quantity. Miktar ve zaman. Modal meaning. Burada da indication of certainty. Kesinliği. And attitude of the speaker. Yani konuşmacı kişinin tutumunu biz modal meaning'de anlıyoruz. Communicative function dediğimizde de üçüncüsü communicative function. Communicative function dediğimizde de neler var? Request'ler var, complaint'ler var, compliment'ler var, değil mi? Ve farklı farklı işte question'lar var. Onun dışında neler olabilir? İşte normalde bizim konuşma dili içerisinde kullandığımız her tür ifade şekli olabilir communicative function içerisinde. The major emphasis of the functional notional approach is on the communicative purposes. Yani amaç burada nedir? Direkt olarak iletişim kurmak, interaction yapmak, bunlar bizim için önemli. Şimdi örneklerine bakalım. Neler? Asking for directions. Bakın hem situation'da kullanılır hem communicative language teaching'de. Telling stories about the past, talking about rules, requesting information, evaluating, persuading, arguing, informing, agreeing, questioning, requesting and expressing emotions. Bunların hepsi communicative içerisinde, yani functional, notional, syllabus dahilindeki kavramlar, üzerinde durulan kavramlardır. Şimdi bakalım arkadaşlar, notional, functional, syllabus ile ilgili
kısa kısa notlarımız var. Ondan sonra bunu bitireceğiz ve process oriented'a geçeceğiz. Doing something through language. Yani biz dil yoluyla bir şeyler yapmak diye ifade ediyoruz. Notion Function Syllabus'ı. Semantik dedik demin. Anlamsal olarak bizi çok ilgilendiriyor. Learner centered dedik. Bakın burada learner centered. Communicative language teaching de birazcık öyle. A basis in the analysis of learner needs for using language. Using language ne demiştik? Functional use of language. It is reflected in goals, content selection and sequencing, methodology and evaluation. Yani bizim aslında kazanım hedeflerimizdeki, işte ders anlatma sıralamamızdaki her şeyi direkt olarak function üzerinden yapmamız gerekiyor bu syllabus'ta. Yani functional use of language temasıyla yapmamız gerekiyor. Şimdi hedeflerimiz ne olmak zorunda? Learner centered olmak zorunda. Bir dakika, şuradan sesleri bir kapatmam gerekiyor. Kimin sesi açık? Bakalım. Okay. Şimdi burada learner centered dedik. Hedeflerimiz, kazanımlarımız hep öğrenci merkezli. Authentic language behavior. Yani authentic derken neden bahsediyoruz? Real life language. Yani kendileri üretecek. Günlük hayatta konuşma dilinde kullanılacak. Offering a spiraling development of content. Şimdi spiraling development, spiraling dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Material design'da ne yapıyorduk biz? Mesela bir konuyu tekrar bir süre sonra bir tık daha zor bir şekilde, sonra tekrar bir süre sonra bir tık daha zor bir şekilde ne yapıyorduk? Anlatıyorduk. Mesela burada da birazcık benzer bir durum var. Yani konuyu anlatıp linear bir şekilde bir sonrakine geçmiyoruz. Geçiyoruz, birbiriyle karşılaştırma yapıyoruz. Birinci konuyu ikincisinin içerisine yerleştiriyoruz. İkincisinin içerisinde kullanıyoruz. Bunlar aslında sarmal bir düzenek oluşturuyor. Dil kullanımı bu anlamda çok önemli. Yani öğrendim, diğer tarafa geçeyim yok. Bakalım biri sarmal gibi mi? Sarmal gibi zaten işte, evet. Direkt spiraling dediğimiz sarmal düzen. Okay. Authentic language use dedik. Testing focused on ability to use language. Şimdi normalde biz burada neye bakarız? Yani Notion Function Syllabus'ta bizim önem verdiğimiz şey dili kullanabilme becerisidir. Şimdi normalde mesela bizim okullarımızda yaptığımız şey ne oluyor? İşte biz yazılı sınavlar yapıyoruz. İşte boşluk doldurmalı, işte efendime söyleyeyim eşleştirmeli, birazcık küçük böyle bir paragraf yazdırmalı gibi bir takım sınavlar yapıyoruz. Dinleme sınavlarını yapıyoruz filan ama şimdi dört temel beceriyi bizim özellikle odaklanmamız gerekiyor. Notional Function Syllabus'ı da bu önemli. Bizim için önemli olan aslında Notional Function Syllabus ve Communicative Language Teaching'de hem accuracy'dir hem fluency'dir. Fakat zaman içerisinde fluency accuracy'den çok daha baskın bir hale geldi. O yüzden diyoruz ki ability to use language, mesela ne kadar gramer hatası yaparsa yapsın bizim karşımızdaki öğrenci hiç önemli değil. Önemli olan sana ifade etmek istediği şeyi geçirebiliyor mu? Geçirebiliyorsa sorun yok. Yani sen yanlış cümleler kursa da gramer açısından yanlış olan cümleler, ifadeler kullansa da onun ne demek istediğini anlayabiliyorsa işte o zaman her şey okey. Tamam. O zaman bir sıkıntı yok. Şimdi son olarak burada topic based syllabus veya dean based syllabus, bununla ilgili konuşacağız. Şimdi normalde baktığımız zaman topic based'ler genelde şeye benziyor. Yani hani sanki process oriented'miş gibi geliyor ama baktım araştırdım kaynaklarda. Onda ben de birazcık ihtilafa düştüm. Product oriented kapsamında alıyorlar arkadaşlar. Çünkü situation'la benziyor demiştik. Yani modül şeklinde bir situation değil de bir topic üzerinden modül şeklinde ne yapılıyor? Uygulanıyor. Şimdi bakalım. This syllabus is built around certain topics and themes such as travel, drugs, religious persuasion, advertising, modern architecture, sport, etc. etc. Yani farklı farklı neler konular üzerinden gidiyor topic based veya theme based syllabus. Şimdi bununla ilgili 2020'de soru çıktı. Biraz 2019'da, 2018'de ve 2020'de soru çıktı. Birazdan syllabus sorularına da bakacağız.
The topic-based textbook units start with a variety of exercises. Önce egzersizlerle başlıyor bir ünite, mesela topic-based'e. Mesela baktığınız zaman Milli Eğitim'in bu yılki 11. sınıf kitabı komple topic-based'e. Mesela topic-based syllabus üzerinden yapmışlar. Çok bariz bir şekilde. Neyle başlıyor? Alıştırmalarla başlıyor. That stimulates students' interest in a theme and develop the students' ability to manipulate the language appropriate to the situation. Şimdi burada mesela topic based'e ne yapıyorsun? Konu üzerinde mesela bazı sorular soruyorsun, resimler gösteriyorsun. Yani burada amaç öğrencinin ilgisini arttırmak. Okay? Öğrencinin ilgisini arttırmak. Daha sonra buna uygun olan dili kullanmak. Şimdi neler var mesela? Ünitelerde bir takım işte mesela aktiviteler var. Neler mesela? Key ideas, cultural, cross-cultural and linguistic listening comprehension bunlar. Speaking var, reading, writing, vocabulary teaching var. Bunların hepsi topic-based kapsamına giriyor. Young learners için kullanılır mı? Çok didaktif olmayacaksa veya işte communicative grammar teaching kullanılacaksa kullanılabilir. Topic based veya theme based. Çünkü orada hani merak uyandırmaktan dolayı birazcık. Ama young learners için bakalım hangi şeylerde. Evet, kullanılır. Ama çok didaktif olmaması şartıyla. Daha çok böyle communicative grammar teaching yapılırsa olur. Şimdi geldik ikinci bölüme. Process oriented approach'a. Bunlarda da ne dedik? Analitik. Analitik process. Analitik süreç dedik. Synthetic product. Sentetik ürün dedik, tamam mı? O şekilde kodladık. Burada da analitik proses olarak kodlayalım. Process oriented'lar analitiklerle örtüşüyorlar. Nedir buradaki amaç? Hemen şuradan yine altını çizelim. Focus on the skills and processes involved in learning language. Bakın skills burada. Bizim aslında ana kelimemiz şurada. Temel kelimemiz skills. They focus on the learning experience itself. Yani öğrenme etkinliğinin kendisine odaklanır. Neler? Mesela skill-based syllabuslar, task-based syllabuslar, efendime söyleyeyim content-based syllabuslar, bunların hepsi process-oriented. Tekrar söylüyorum, task-based dediğimiz zaman orada hani ama hocam sonunda ürün çıkmıyor mu ortaya diye sorular sormayın. İngilizce öğretmenisiniz, ayıp bak bu tür sorular. Oradaki ürün den kastımız dil değil. Biz dili proses ve product olarak, product dediğimiz şey dil. Dilin üretimi, dilin kullanımı. Yani proseste kullanım sürecine, product'ta da üretim sürecine odaklanıyoruz. Tamam mı? O yüzden test based'de biz sürece odaklandığımız için o süreç içerisinde yaptığımız interaction'lara, communication'lara, group work'lere, pair work'lere odaklandığımız için, authentic use of language'e odaklandığımız için process oriented'dir. Tamam. Hemen şimdi bakalım process oriented'larda task'i nasıl tanımlarız? Bakalım. Procedural farkı nedir? Geleceğiz procedural'a. Cordelia dur. Bir dakika. Şimdi burada procedural'lar task based'in alt segmenti. Tamam? Procedural syllabus'lar task based'in alt segmenti. Geliyorum şimdi oraya. Onu sordular prosedürünü. Şimdi test based syllabus dediğimiz zaman task'i nasıl tanımlarız? Nedir? Task dediğimiz şey nedir? Meaning. Tüm neler? Bizim için önemli olan meaning. So, some sort of relationship to the real world. Gerçek dünyayla alakası olan bir şey olacak. Test completion has some priority. Şimdi genelde tamamlamamız gerekiyor testleri. Bir de burada assessment of tasks. Okay. Assessment of test performance is in terms of test outcome. Şimdi tabii ki bizim değerlendirmemiz bu testi ortaya çıkarırken hani bizim gerçekleştirdiğimiz süreç artı elde ettiğimiz sonuçla alakalı olacak. Bu dördünü yani meaning'i işte real life'la ilişkili olmasını veya işte onun tamamen tamamlanması gerektiğini syllabus'larda ne yapıyoruz? Direkt olarak alıyoruz. Onun dışında da assessment of test performance yani değerlendirmesini yaparken de testin tamamlanmış olmasını ve buradaki çıktığı ve yaşanılan süreci göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi test based syllabus'larda neler var? Bakalım. Authentic material diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
Şimdi bakalım, non-instructional purposes outside of the classroom. Şimdi burada outside the classroom çok önemli bir phrase. Tamam. Ve non-instructional, burada non-instructional, bu da çok önemli. The content of the situations is provided by the students themselves. Şimdi content öğrenciler tarafından, içerik yani öğrenciler tarafından sağlanıyor. Cognitive processes. Şimdi cognitive process veya aslında burada metacognitive processler de işleyebilir. Cognitive ve metacognitive demek ne demek de hemen onunla ilgili kısa bilgi vereyim. Cognitive process dediğimiz zaman düşünmeye dayalı süreçler. Yani bir soruyu çözmek cognitive bir prosestir. Ama siz o soruyu acaba daha kolay nasıl çözerim diye düşünerek çözme yani problem üzerine düşünerek çözmeye çalışırsanız, en kestirme yolu nedir acaba diye düşünmeye çalışırsanız o zaman bir metacognitive thinking yapmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü düşünme üzerine düşünüyorsunuz. Mesela ders çalışmak kognitif bir süreçtir. Ama kodlama yaparsam daha mı iyi anlarım acaba? Daha mı iyi çalışırım acaba? Veya işte strateji geliştirirseniz sabah saatleri sabah 8 ile 11 arası daha iyi mi anlıyorum acaba? Bir de böyle mi denesem acaba dediğiniz zaman metakognitif bir yaklaşımda bulunmuş olursunuz. Yani düşünme üzerine düşünme, problem çözme, strateji geliştirme metakognitifin içeriğine giriyor. Şimdi burada hem cognitive prosesler oluyor task based'de hem de metacognitive. Bakıyorsunuz mesela burada yine üst düzey düşünme. Doğru Keremciğim, çok doğru. Evaluation, selection, combination, modification, supplementation to a combination of a new and old information. Şimdi eski yeni bilgiyi yeniden revize etme, yeniden gündeme getirme, seçme, birleştirme. Yani bizim buradaki süreçlerimiz hem kognitif hem metakognitif dedik. Şimdi neler var? Real world testler var. Testleri ikiye ayırdık. Real world testler var. Bir de pedagogical testler var. Real world test dediğimiz mesela telefon kullanma gibi. Mesela gerçek dünyada kullandığımız adres sorma gibi. Gerçek dünyada kullandığımız testler. Bir de pedagogical testler var. Burada da mesela diyelim ki ders içerisinde opinion gap veya information gap task yaptınız. Bu da pedagogical task olarak geçiyor. Şimdi Cordelia iyi dinle. Geldik. Şimdi task based syllabus'ı üçe ayırıyoruz. Procedural syllabus, process syllabus, bir de skill based syllabus. Bu üçü task based'in alt segmentleri. Şimdi baktığınız zaman procedural dediğimizde aslında intellectually challenging tasks. Bu ne demek? Diyor ki procedural syllabus'ta mesela bir tık daha zor taskler verelim ki hem bilinçli bir şekilde bir problemi çözerken bir yandan da acaba şu aşamasını nasıl yaparım diye bilinç altından da düşünmeye çalışsın. Yani hem bilinçli hem conscious öğrenme hem de unconscious öğrenme yani hem bilinçli zihinle hem bilinç altıyla öğrenme yapabilelim. Yani bir tık daha challenging yani zor task-based syllabus'lara biz procedural syllabus diyoruz. Tamam mıdır bu? Cordelia okey mi? Process syllabus. Process syllabus'ta ne var? Process syllabus'ta şimdi kim, kimle ne yapıyor, hangi konuda, hangi kaynaklarla, ne zaman yapıyor, nasıl yapıyor, hangi öğrenme amaçlarıyla yapıyor. Bütün bu soruların cevapları zaten bir proses oluşturuyor. Yani task'in sürecini işleme sürecini biz process syllabus'la ifade edebiliyoruz. Kim, kimle, nerede, ne zaman, ne yapıyor, işte atıyorum işte hangi kaynakları kullanıyor, hangi öğrenme amaçlarını kullanıyor. Üçüncü olarak da skill based syllabus, bu zaten kolay adı üstünde skill based. Özellikle bizim işte reading skills, listening skills, writing skills, speaking skills bu dört temel beceriyi bizim özellikle kullandığımız, özellikle entegre ettiğimiz syllabus türlerine de skill based syllabus diyoruz. Bu da yine task based'in alt segmentidir. Ne var mesela? Writing skills such as writing specific topic sentences, writing memos, report, speaking skills of giving instructions, personal information. Mesela ne var? Listening to foreign radio for news, talking or taking orders, talking about orders, yanlış anlamışım. Taking orders in a restaurant and so on. Bunların hepsi nedir? İşte konuşma, dinleme, yazma, okuma becerilerini içerdiği için skill based syllabus içeriğindedir. Bir ara verelim arkadaşlar 10 dakika. 10 dakika sonra tekrar buradayız. Daha doğrusu saat kaç bakalım?
Bir de buradayız. Tamam? Bir de buradayız. Görüşürüz.